Evet arkadaşlar, bugün siyasi alanda yapılan inkılapları işleyeceğiz. Eğer hazırsanız başlayabiliriz. İlk konumuz saltanatın kaldırılması. Öncelikle saltanat neydi onu bir hatırlayalım. Saltanat dediğimiz şey yönetimin babadan oğla geçmesine verilen isimdir. Ee, Osmanlı Devleti'nde saltanatın başında kim bulunuyordu? Tabii ki de padişah bulunuyordu. O zaman saltanatın kaldırılması demek padişahlığın kaldırılması anlamına gelir. Peki o zaman saltanat neden kaldırıldı? Bu sorunun cevabını birlikte bulmaya çalışalım. Bunlardan birincisi saltanatın millet egemenliği anlayışına ters düşmesi. Atatürk'ün bir hayali vardı. Hayali ise millet egemenliğine dayanan bir devlet kurmaktı. Ve bu hayallerin önündeki en büyük engellerden birisi de saltanattı yani padişahtı. Bu sistemin kesinlikle son bulması gerekiyordu. O yüzden bu hayalini gerçekleştirebilmek adına saltanatın kaldırılması şarttı. Birincisini yazıyoruz o zaman. Saltanat sistemi neye karşıymış? Millet egemenliğine karşıymış. İkinci nedenimize baktığımızda ise İstanbul hükümetinin yurdun işgaline sessiz kalmasını görüyoruz. Yurdumuzun dört bir tarafı düşmanlar tarafından işgal edilmiş ama İstanbul hükümeti bu işgallere karşı sessiz kalmış ve milletimizin bağımsızlık düşüncesine karşı da herhangi bir cevap vermemiştir. Ayrıca Osmanlı hükümeti Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında herhangi bir etkisi olmamasına karşın aksine milli mücadeleyi de engelleme yolunda adımlar atmıştır. Tüm bunlar saltanatın kaldırılması sürecinde önemli rol oynayacak. Son olarak da Kurtuluş Savaşı sonucunda yapılacak olan Lozan görüşmelerine İstanbul hükümetinin de davet edilmesi saltanatın kaldırılmasında son adım olmuştur. Şimdi sevgili arkadaşlar şöyle düşünelim. Ülkemizin dört bir tarafı düşmanlar tarafından işgal edilmiş. Osmanlı hükümeti yani İstanbul hükümeti bu duruma herhangi bir tepki gösterememiş. Aksine milli mücadeleyi önlemeye yönelik adımlar atmış. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında hiçbir rol oynamamış. Ama Kurtuluş Savaşı'nı kazanmamızdan sonra Lozan görüşmeleri yapılıyor ve bu görüşmelere hem İstanbul hükümeti hem de TBM hükümeti bir arada davet ediliyor. Şimdi itilaf devletlerinin amacı belli zaten. İki hükümeti birbirine düşürmek istiyor. Ama bu durumu tabii ki de ve kabul etmeyecek. Çünkü diyecek ki Türk milletinin tek ve gerçek temsilcisi biziz diyecek. Tüm mücadeleyi, tüm emeği biz verdik. Dolayısıyla saltanatın İstanbul hükümetinin Lozan görüşmesine katılmasını kabul etmiyoruz diyecek. Ve bunu önlemek adına da saltanatı kaldıracak ve böylece Lozan görüşmelerine tek başına katılma imkanı bulacak. O halde saltanatın kaldırılmasıyla birlikte itilaf devletlerinin Lozan'da ikilik çıkarma hayallerinin suya düştüğünü de söyleyebiliriz. Şimdi de saltanatın kaldırılmasının sonuçlarından biraz bahsedelim. Osmanlı Devleti artık resmen sona erdi. Şimdi önce hatırlayalım Mondros ile birlikte fiilen sona ermişti. Mudanya'nın imzalanmasıyla birlikte hukuken sona ermişti. Saltanatın kaldırılmasıyla birlikte artık resmen sona ermiş oldu. Saltanatın kaldırılmasıyla birlikte son padişah olan Vatettin de yurt dışına gönderilmiş oldu. Peki padişah gittiğine göre halife ne oldu? Halife ise Abdülmecit Efendi atandı. Şimdi hepinizin aklına şöyle bir soru geliyordur mutlaka. Saltanat kaldırıldı madem neden halifelik kaldırılmıyor? Çünkü Atatürk e, ortamın henüz hazır olmadığını düşünüyor. Eğer tüm bu adımları bir kere de yaparsa tepki görebileceğini düşünüyordu. Ortam hazır olmadığı için öncelikle saltanatı kaldırıyor. Halife olarak Abdülmecid Efendi TBM tarafından atanıyor ve daha sonra zaten 1924 yılına geldiğimizde ise halifelik de kaldırılacak ama şu an değil. Bir diğer sonucu ise devletin başkanı padişan gönderilmesiyle birlikte haliyle devlet başkanı sor sorunu ortaya çıktı. Artık devletin başkanı kim? Belirsizdi. E bu durumda zaten birazdan göreceğiz. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte bu problem de ortadan kalkacak. Son sonucumuza baktığımızda ise laikliğin ilk adımının gerçekleştirildiğini söyleyebiliriz. İlk olacak ama son olmayacak. Peki hocam saltanatın kaldırılmasının laiklikle ne alakası var? Laiklik din ve devlet için birbirinden ayrılması değil mi? Saltanatın kaldırılmasıyla ne alakası var diye soru olabilirsiniz. Onu da şöyle açıklamaya çalışayım. Şimdi Osmanlı Devleti'ni düşünelim. Osmanlı Devleti'nde padişahların iki tane görevi vardı. Bir, siyasi. iki dini. Halife oldukları için bütün Müslümanların liderleriydi, dini yetkileri vardı. Aynı zamanda devleti yönetme gibi siyasi yetkileri de vardı. Bakın hem siyaset hem din bir aradaydı. Biz padişahlığı kaldırarak yani saltanatı kaldırarak bu yetkiyi ortadan kaldırmış olduk ve artık halifenin sadece bir yetkisi kaldı. O da dini yetkisi. Abdülmecid Efendi'yi atayacaklar. Abdülmecid Efendinin herhangi bir siyasi yetkisi yok. Sadece dini yetkisi vardı. Dolayısıyla din ve devlet işini birbirinden ayırmış olduk bu adımla. Saltanatın kaldırılması bu şekildeydi. Evet arkadaşlar, ikinci konumuz ise Ankara'nın başkent seçilmesi. Sevgili arkadaşlar, Kurtuluş Savaşı'nın yaşandığı o zorlu günleri hatırlayalım. O zorlu günlerde resmen olmasa da fiilen Ankara zaten Türkiye devletinin başkenti gibi, merkezi gibi hareket ediyordu. 6 Ekim 1923 tarihinde İstanbul'un düşman işgalinden kurtulmasıyla birlikte artık yeni bir problem ortaya çıktı. Bu problem ise devletimizin başkenti neresi olacak problemiydi. Kimileri İstanbul'un başkent olmasını isterken kimilerinde de Ankara'nın başkent olmasını istiyordu. Şimdi neden İstanbul başkent olmaması gerekiyor? Çünkü işgallere açık bir konumda. Boğazlar konumunda olduğu için ve buralar işgale açık olduğu için İstanbul güvenli değildi. Aynı zamanda Lozan Barış görüşmeleriyle birlikte Boğazlar'da bir komisyon kurulmuştu. Yani Boğazlar'da tam hakimiyet bizde yoktu. Boğazlar'da tam hakimiyet olmadığı için burayı koruyabilmemiz tam anlamıyla koruyabilmemiz mümkün değildi. Ve aynı zamanda Boğazlar'ın her iki yakasında hem silah bulunduramıyorduk hem de asker bulunduramıyorduk. Şimdi şöyle düşünelim. Boğazlar ve etrafı zaten İstanbul. E biz Boğazlar'da asker bulunduramazsak, Buralarda silah bulunduramazsak başkentimizi koruyabilir miyiz? Koruyamayız. E Boğazlar üzerinden de gemilerle gelirler ve çok kolay bir şekilde İstanbul'u işgal edebilirlerdi. O yüzden İstanbul kesinlikle olmaması gerekiyordu. Peki neden Ankara olması gerekiyor? Öncelikle güvenilir bir konumda olduğu için Ankara olabilir. Neden güvenilir bir konumda? Çünkü Anadolu'nun iç kesimlerinde savunmaya daha elverişli bir konumda. Ayrıca Ankara çevre illerine göre hem ulaşım hem de iletişim bakımından daha gelişmişti. O halde Ankara'da ulaşım ve haberleşme olanaklarına sahip olması başkent seçilme sürecinde etkili olmuştur diyebiliriz. Ayrıca TBM'nin Ankara'da açılmış olması ve Kurtuluş Savaşı'nın da bizzat burada yönetilmiş olması Ankara'da milli mücadele ruhunun oluşmasını sağlamıştı. Zaten Ankara'nın başkent seçilmesindeki en büyük etkenlerden biri de bu ruhun Ankara'da olmasıydı. Milli mücadele yani bağımsızlık taraftarı olan ne kadar insan varsa Ankara'da toplanmıştı. O yüzden Ankara mutlaka başkent olması gerekiyordu. Ve nitekim 13 Ekim 1923 tarihinde Ankara yeni Türk devletinin başkenti seçilecek. Ankara'nın başkent ilan edilme süreci de bu şekildeydi. Sıradaki konumuz ise Cumhuriyetin ilanı. Öncelikle Cumhuriyet'in ilan edilmesinin nedenlerinden biraz bahsedelim. Birinci nedeni saltanatın kaldırılmasıyla birlikte devlet başkanlığı belirsizliği yaşanmaya başlanmıştı. Artık devletin başkanı olan padişah olmadığına göre devletin başkanı kimdi? Belirsizdi. Bu belirsizliği ortadan kaldırmak amacıyla Cumhuriyet ilan edilecek. Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle birlikte artık devletin başkanı Cumhurbaşkanı olacak. İlk Cumhurbaşkanımız da Atatürk'tü. Başbakan ise İsmet İnönü olacak. Aynı zamanda devletin rejiminin yani yönetim şeklinin de belirsiz olması Cumhuriyet'in ilan edilmesinde rol oynayacak. Bakın Cumhuriyet ilan edilmeden önce biz hangi yönetim şekliyle yönetiliyorduk? Belirsiz. Monarşi dersek monarşi değil. Mutlakiyet desek mutlakiyet değil. E, meşrutiyet desek o da değil. Aslında Cumhuriyet de yönetiliyordu ama adı konulmamıştı. Henüz ortam hazır olmadığı için cumhuriyetin ilanıyla birlikte artık adı da konulacak. Yönetim şeklimiz yani rejimimiz cumhuriyet olacak. Cumhuriyetin ilanının ikinci nedeni ise Atatürk'ün millet egemenliğini gerçekleştirmek istemesi. Saltanatın kaldırılmasına bahsetmiştim. Atatürk'ün en büyük hayali millet egemenliğine dayanan bir devlet kurmaktı. Millet egemenliğiyle en çok uyumlu olan yönetim şekli de e, Cumhuriyetti. Dolayısıyla millet egemenliğini gerçekleştirebilmek amacıyla cumhuriyeti ilan etmesi de gerekiyordu. Atatürk birçok yerde bu hayalini dile getirmişti. Kongrelerde işte yayınladığı genelgelerde, çevresindeki insanlarla yaptığı konuşmalarda milletin egemen olduğu bir sistemi kurmak istediğini söylüyordu ve bu yüzden de cumhuriyeti ilan edecek. O halde yazalım. Bir diğer neden ise hükümet kurarken yaşanan problemlerin çözülmek istenmesi. Arkadaşlar problemin yaşanmasının sebebi ise o dönemde uyguladığımız sistemde. Bu sistemin adı ise meclis hükümeti sistemi. Meclis hükümeti sisteminde meclisin başkanı aynı zamanda devlet başkanlığını da yürütüyordu. Hükümet kurarken yaşanan problemlerin sebebi ise Bakanların seçiminin mecliste tartışmalar yaratmasından kaynaklanıyordu. Meclisten bakanların seçilmesi gerekiyordu ve bir türlü de seçilemediği için hükümet bunalımı yaşanıyordu. Mecliste oylamalar yapılacak, tartışmalar yapılacak ama bir türlü yeni hükümet kurulamayacak. Bunun sebebi ise meclis hükümeti sistemiydi. E peki Cumhuriyet'in ilanı edilmesiyle birlikte ne değişecek? Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte bu sistem de kalkmış olacak. Peki yerine ne gelecek? Yerine ise... Kabine sistemi gelecek şu anda kullandığımız sisteme geçmiş olacağız artık bir seçim yapılacak halk tercihini yapacak seçtiği kişi ise ee, başbakan diyoruz biz ona başbakan da ee, kendi bakanlarını kendisi seçecek e, kendisi seçtiği için de bu problemi yaşamamış olacak kısa bir süre içerisinde hükümeti kurabilecek. O halde cumhuriyetin ilan edilmesinin sonuçlarına baktığımızda ise millet egemenliğinin güçlendiğini söyleyebiliriz. Aynı zamanda devlet başkanlığı sorunu vardı. Artık cumhurbaşkanının gelmesiyle birlikte başbakanın gelmesiyle birlikte bu problem de ortadan kalkmış oldu. Devletin adı da belirlenmiş oldu. Devletin adı belirsizdi. TBMM hükümeti deyip duruyorduk. Artık cumhuriyetin ilan edilmesiyle birlikte devletimizin adı Türkiye Cumhuriyeti oldu. Rejim belirsizdi. Rejim de belirlendi. Artık rejimimizin adı cumhuriyet. E, kabine sistemine geçerek de hükümet kurarken yaşadığımız problemleri önüne geçmiş olduk. Cumhuriyetin ilanı da bu şekildeydi. Son konumuz halifeliğin kaldırılması. Öncelikle halifelik neydi onu bir hatırlayalım. Halifelik dünya üzerinde bulunan bütün Müslümanların dini liderlerine verilen bir ünvandı. Peki bu ünvan Osmanlı Devleti'ne ne zaman geçti? Yavuz Sultan Selim döneminde geçecek. Doğu seferini yapıyoruz, Memlüklerden bu ünvanı alıyoruz. Ve Yavuz Sultan Selim dönemiyle birlikte artık Osmanlı padişahları hem siyasi hem de dini lider konumuna geliyorlar. Peki ne oldu da halifeliği kaldırma gereği duyduk? Birincisi eski rejime dönmek isteyenlerin halifenin etrafında toplanması önemli bir rol oynadı. Yani cumhuriyeti istemeyenler tekrardan saltanan sistemine dönmek isteyen insanlar halifenin etrafında toplanmaya başlamıştı. Halifemiz kimdi? Abdülmecit Efendi'ydi. Şimdi baktığımız zaman aynı zamanda halifelik yapılacak olan inkılapların önünde de bir engeldi. Bir yenilik yapmak istediğimizde halife bu yeniliğin önünde engel teşkil edebiliyordu. Osmanlı Devleti döneminde de buna benzer durumlar çok fazla yaşanmıştı. Yeni bir adım atılacağı zaman halifeye sorulurdu. Dinimize uygun mu değil mi gibi bir karar alınırdı. Bu da millet egemenliğine aykırıdır. Kararları halife değil milletin vermesi gerekiyordu. O yüzden yeniliklerin önünde engel teşkil ettiği için halifeliğinde kaldırılması gerekiyordu. Ayrıca halife olan Abdülmecit'in devlet başkanı gibi hareket etmeye başlaması ve saltanat propagandası yapması. Bakın Abdülmecit Efendi'yi zaten kim atamıştı? TBM atamıştı. Ama onu şartta atamıştı. Bak demişti Abdülmecit Efendi siyasette uğraşmayacaksın. Din dışında bir işe elini atmayacaksın. Bu şartlar doğrultusunda halife olarak atanmıştı. Ama verdiği sözlerde durmayacak. Hem saltanatı savunacak hem de kendisini devlet başkanı gibi görmeye başlayacak. Yabancı devlet adamlarını karşılayacak, elçileri karşılayacak, sanki bir devlet başkanı gibi hareket edecek. Bu sebeplerden zaten halifeliğin kaldırılmasını hızlandıracak. Peki halifelik kaldırılınca ne oldu? Biraz sonuçlardan bahsedelim. Birisi millegemenlik güçlendi artık. Millet karar vermeye başlayacak. Laiklik yolunda bir adım atılacak ama bu ufak bir adım değil. Büyük ciddi bir adım atılmış oldu. Aynı zamanda inkılapların önü açıldı çünkü halifelik yapılacak yeniliklerin inkılapların önünde bir engeldi e, kaldırıldığına göre artık bu bu engelde kalktı. Yeniliklerin önü açılmış oldu. Son maddemiz ise eski rejime dönüş yolu kapandı. Çünkü eski rejime dönmek isteyenler kimin etrafında toplanıyordu? E, halifenin etrafında toplanıyordu. E halifede saltanatı savunuyordu. O zaman biz halifeyi kaldırıyorsak artık eski rejimin yolunu da kapatmış olduk. Halifeliğin kaldırılması da bu şekildeydi. Sevgili arkadaşlar şimdi de halifeliğin kaldırıldığı tarih olan 3 Mart 1924 tarihinde yapılan inkılaplardan biraz bahsedelim. Bakın halifeliğin kaldırıldığı tarihte sadece halifelik kaldırılmamış. Aynı tarihte bazı adımlar atılmış. Şimdi bu adımları görelim. Şimdi Osmanlı Devleti'nde var olan şeriye ve efkaf vekaleti kaldırılacak. Şeriye dediğimiz o dönemde çıkarılan kanunlar dinimize uygun mu değil mi bunu denetleyen bir kurumdu. Efkaf ise vakıfın çoğulu yani vakıflar anlamına geliyordu. Bu da kaldırılıyor. Şimdi dikkat ettiyseniz din ve devlet işlerini bir kurum yönetiyormuş. Laikliğe aykırı bir durumdu. O yüzden bu durumu engellemek amacıyla bu iki kurumu da kapatacaklar ve birbirinden ayıracaklar. Şeriyenin yerine Diyanet İşleri Başkanlığı kurulacak. Efkaf'ın yerini ise Vakıflar Genel Müdürlüğü kurulacak. Diyanetin tek bir görevi vardı. Ülkemize dini konularda aydınlatmak. Yani yetkisi din ile sınırdı. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne baktığımızda ise ülkemizdeki vakıflar ile ilgilenmek, onları denetlemek ve amacına uygun olup olmadığını denetlemekle görevlidir. Yani baktığımızda şehre ve efkaf vekaletinin kaldırılıp Diyanet ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün kurulmasının laiklik yolunda önemli bir adım olduğunu söyleyebiliriz. 3 Mart tarihinde atılan bir diğer önemli adım ise Erkan Harbiye vekaletinin kaldırılması ve yerine Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'nın kurulmasını söyleyebiliriz. Bakın Erkan Harbiye varken ordu ile siyaset bir aradaydı. Atatürk en başından beri ordu ile siyaseti birbirinden ayırmak istiyordu. O yüzden dedi ki arkadaş Genelkurmay Başkanlığı'nı kuruyorum. Genelkurmay başkanının sadece askeri görevleri olacak. Bunun dışında siyaset ile kesinlikle uğraşmayacak. Genelkurmay Başkanlığı'nın görevi ülkemizi iç ve dış tehlikelere, tehditlere karşı korumaktır. Milli Savunma Bakanlığı ise bu konuda siyasi işlerle uğraşacak. Yani ordu ile siyaseti bu şekilde birbirinden ayırmış olduk. Sevgili arkadaşlar dersimi bir soruyla bitirmek istiyorum. Hükümet kurarken yaşanan problemleri hangi inkılabı yaparak gidermiş olduk? Doğru cevaplarınızı yorumlar kısmına yazmanızı bekliyorum. Siyasi alanda atılan adımlar, inkılaplar bu şekildeydi. Yeni derslerden, yeni videolardan haberdar olabilmek amacıyla abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.